Yine burada 3 bilinmeyenli 3 denklem var. Yani 3 düzlemin nerede kesiştiğini bulmaya çalışacağız. Bunu yok etme yöntemiyle çözmek istiyorsak, burada eksi z, şurada artı 2 z ve burada da 5 z var. Bu üçüncü denklemi 2 ile çarparsak, burada eksi 2 z olur ve şuradaki 2 z ile sadeleşir. 5 ile çarparsak da burada eksi 5 z olur ve şu 5 z ile sadeleşir. Bunları sadeleştirmeye çalışalım. Önce z'leri sadeleştirelim bakalım. Şu denklemle başlayalım. Baştan yazıyorum ve bir ok çıkarıyorum. Denklemimiz x artı 2 y artı 5 z eşittir eksi 17. Bu denklemi 5 ile çarpıyorum. İki tarafı da 5 ile çarpıyorum. 3x çarpı 5 eşittir 15x y çarpı 5 eşittir artı 5y ve z çarpı 5 eşittir 5z. 5 ile çarpmamızın sebebi bu. Bu iki denklemi topladığımızda x artı 15x eşittir 16x. 2y artı 5y eşittir 7y ve 5z eksi 5z veya artı eksi 5z bunlar giderler değil mi? Ve bu eşittir eksi 17 artı 15 eşittir eksi 2. Bu ve şu denklemdeki koşulları kullanarak yalnızca x ve y cinsinden bir denklem elde ettik. Şimdi aynı şeyi yapalım. Bu denklem ve şu denklemde z'leri yok edeceğiz. Bu denklemi tekrardan yazıyorum. 2x eksi 3y artı 2z eşittir eksi 16. Bu 2z'yi götürmek için şu denklemi 2 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. Eksi 2z bu 2z'yi götürecek. 2 çarpı 3x, 6x, 2 çarpı y eşittir 2y ve 2 çarpı eksi z eşittir eksi 2z eşittir 2 çarpı 3, 6. Şimdi bu iki denklemi toplayalım. Artık bu iki denklemi toplayabiliriz. 2x artı 6x eşittir 8x. Eksi 3y artı 2y eşittir eksi y. Ve bu iki arkadaş sadeleşir. Sonra bu eşittir eksi 16 artı 6. Bu da eksi 10 eder. Şimdi iki bilinmeyenli iki denklem var, z'leri götürdük. Ve şimdi yine yok etme yöntemini kullanmak istersek, burada eksi y var. Burada da artı 7y var. Bunu 7 ile çarpar ve denklemleri toplarsak y'leri götürebiliriz. Ve böyle yapalım. Bunu 7 ile çarpalım. 7 kere 8, 56, yani 56x. Eksi 7y eşittir 7 çarpı eksi 1. Şimdi bu iki denklemi toplayabiliriz. Şimdi y'leri yok etmeye çalışıyorum. 16x artı 56x eşittir 72 x. Bu arkadaşlar gider eşittir eksi 72 dedik. Eksi 2 artı eksi 70 güzel iki tarafı 72'ye böleriz ve x eşittir eksi 1 buluruz. Şimdi yerine koyarak y ve z'yi bulalım. Buradaki denkleme dönelim. 8 x eksi y eşittir eksi 10'muş. Şimdi x eksi 1 olduğuna göre 8 çarpı eksi 1 veya kısaca eksi 8 eksi y eşittir eksi 10. İki tarafa, iki tarafa 8 ekleyebiliriz ve eksi y eşittir eksi 2 elde ederiz. Veya iki tarafa eksi 1 ile çarparak y eşittir 2 deriz. Şimdi bulmamız gereken sadece z kaldı. Bu denklemlerin herhangi birini alabiliriz. Son denklemi kullanayım çünkü katsayıları daha küçük. Şimdi son denkleme değerleri koyarsak. 3 çarpı x yani 3 çarpı eksi 1. Artı y yani 2. Eksi z eşittir 3. Yani eksi 3 artı 2 eksi z eşittir 3. Bu eşittir eksi 1 eksi z eşittir 3. İki tarafa 1 ekleyelim. Bunlar sadeleşir ve eksi z eşittir 4 buluruz. İki tarafa eksi 1 ile çarparsak z eşittir eksi 4 olur. Ve cevabı bulduk. Şimdi bu çözümün x eşittir eksi 1, y eşittir 2, z eşittir eksi 4 çözümünün 3 denklemde sağladığını bir teyit edelim. İlk denklemde yerine koyalım x artı 2y artı 5z. x eşittir eksi 1. Artı 2 çarpı y, yani artı 4. Artı 5z, yani artı 20. Eşittir eksi 17. Bu negatif, burası artı 3, eksi 20. Evet, gerçekten eksi 17'ye eşit. Bu demektir ki ilk denklemi sağlıyor. İkinci denklem. 2 çarpı x, 2 çarpı eksi 1 eşittir eksi 2, eksi 3 çarpı y, yani eksi 6, artı 2 çarpı z. z eksi 4'tü, yani 2 çarpı eksi 4 eşittir eksi 8 ve bu eksi 16'ya eşit olmalı. Eksi 2 eksi 6 eşittir eksi 8. Bir 8 daha çıkarınca eksi 16 olur, yani ikinci denklemi de sağladık. Şimdi de son denkleme bakalım. 3 çarpı x, yani eksi 3 artı y, yani artı 2, eksi z, yani eksi eksi 4, bu da artı 4 demek. Bu da 3'e eşit olmalı. Eksi 3 artı 2 eşittir eksi 1 artı 4, gerçekten de 3'e eşit. 3 düzlemin kesiştiği noktayı bulduk. x eşittir eksi 1, z eşittir eksi 4, y eşittir 2 ve bu nokta tüm denklemleri sağlıyor.